şeytanın Cenab-ı Hakk'a bir ifadesi var. Kullarını, kul kimdir? Bunun bilincinde olandır. Yani bir sahibi olduğunun bilincinde olandır. Kullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yanaşarak, onlara vesvese, ibadet, şek ve şüphe aşılayarak, bir nevi arzu operasyonları yaparak, onları senin doğru yolundan, sırat-ı müstakim dediğimiz bu yoldan saptıracağım onları, caydıracağım diye bir ahitte bulunuyor, söz veriyor. Biz buradan şunu anlıyoruz. Yani bu sağ sol, ön arka sadece cephesel bir yaklaşım değil. Şeytan bize amellerimizle, fikirlerimizle, ahlakımızla, hasılı hayatımızda önemsediğimiz, çünkü bu cepheler bizi kuşatan şeylerdir. Sağımız, solumuz, önümüz, ardımız, bunlar bizi çepeçevre kuşatan şeylerdir. Öyleyse bu kuşatmışlık hayatın kendisidir. Dolayısıyla bu hayatın içinde önem arz eden noktalarda insanları vuracağım diyor İblis. İlimleriyle onları vuracağım, amelleriyle onları vuracağım, ahlaklarıyla, fikirleriyle, ticaretleriyle, siyasetleriyle, sosyal yaşantılarıyla hayatı besleyen her cephede onlara saldıracak. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Müslümanlar olarak. İnsan bu noktada meselenin muhasebesini de zayıf tuttu mu iflasın eşiğine gelir. Alleme olsa iflas eder. İslam tarihi bunun örnekleriyle doludur. Ashab'tan başlayın da sahabi oldukları halde sonra mürtetleşenler, Allah esirgesin, inkara düşenler, veli oldukları halde tasavvuf tarihinde rezil duruma düşenler, husvai olanlar, İslam tarihi, tasavvuf tarihi doludur yani.